Evet, buyur Derya'cığım. Canım. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Canım. Hangisinden başlıyoruz? Valla önce ben bir çorbayı bir bulayım. Melek bular ha, ben de hamuru yoğuruyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet. Sen neler yapıyorsun bu arada? Yardımcım yanımda. Efendim hemen bir yoğurt çorbasını bunun elime bir kıstırayım. Hadi kıstır. Ha, elime bir sudur ben. Ben annemin menajerliğini yapıyorum. Evet. Hep anlatırım. Menajerim diye. Peki o Latife ne? Şu anda var mı annenin şeyleri? Var, reklamlar falan var. Hem yerel reklamlar olsun hem de ulusal. İnşallah. İnşallah devam edecek yine. Oğlumuna yeni sezonda çok yakışırız reklamlara. Evet. İşte biliyorsun bizim bir yarışmayla başlayan bir maceramız evet. vardı. 10 yıldır falan yarışmadan sonra Acun abi yanına aldı beni. 10 yıldır onunla birlikte çalışıyorum. Güzel. Şimdi Derya'cığım şimdi 3 kaşık yoğurt yapacağım ben yani. Hakikaten süzme yoğurt bu. Çok basit gibi görünen çok. Bu yoğurt çorbası. Evet. Bazılarımız bilmiyoruz ama bazı incelikleri var. Var. Değil mi yoğurt? Var özellikleri nasıl var. Bir yoğurt kullanıyorsun burada? Süzme yoğurt bir tane. Buna çalma yoğurt olmaz, kesilir. Kase yoğurt. Kase yoğurt. Bir kaşık unumuz var. Bir kaşık un. Bir tane yumurtamız var. Karıştırıyor annem. Karıştıracağım. Şimdi ben buna 3 kaşık yoğurt yaptım ya benim ölçüm. Naciye Acaroğlu ölçüsü efendim. 3 avuçturum buna ben. 2. Bayağı bu da hemen hemen gel. Hadi 3 da fazla olmuşsun. Bir bari. Evet. Ben 3 avuç koyuyorsun. 3 avuç koy. 3 kaşık yoğurda 3 şey piliş güzel olur. Ben aslında bunu bir o kadar güzel ki tam bir öğün bu. Yani bu çorbadan 3 hem midevi hem sağlıklı rahat, hem rahat. Güzel rahat rahat süper. Peki buna içine pirinç koymadan yapsak olur mu? Bulgur olur bir tane. Olur mu bulgurda? Onu söyletmeye çalışıyorum sana. Bulgur olur. Nohut da olur bunun içine seven. Evet. Herkesten çok özür dilerim ama bu elin en güzel karışır. Elimizle bunu bir güzel. Oo. Biraz su dök bakalım hadi yardımcı. Döktüm efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun efendim. Benim elimdeki Fatıma anamızın eli. Yeter mi? Kadın anam hep böyle dirdi. Az daha tut biraz buyurun daha. Buyurun efendim diyeyim. Az daha buyurun. Ha. Ezilecek böyle. Mutfak konusunda bu pirincine uzmanım. Birden ezilir bu pirincine. Ne yaptım bunun içine? Bir yumurta, bir kaşık un, 3 kaşık yoğurt. Buna tabii misafir falan gelecek olursa yarım kilodan yapabilir, 1 kilodan yapabilir. Sorun yok yani. Evet. Biz burada tabii günümüz kısıklı, şeyimiz kısıklı. Dök kuzum. Evet. Dök, 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 dök. Evde de hanıma çok yardım edelim. Derya evet. Bacım mutfakta. İçsin, içsin. Nasıl gidiyor evlilik? Süper. Yok Allah'a annem. Şükür. Yok annem. Allah'a çok şükür. Senin toruna mı bakmaya geldi annem? Yok buraya? Yok oğlanın daha bunun yok. Dede ablası inşallah olacak. Biz daha tazeyiz Derya abla. Şeye söz verdi. Neydi? Şöyle yapayım ama. Aa, nasıl sıçrattık ayı? Yalnız Konya düğünlerinde hep olur bu. Evet. Önden yoğurt çorbası gelir. Hemen arkasından etli pilav gelir. Çok güzel olur bizim düğünlerimiz. Herkes ortada tek tabaktan yer. Bu çok güzel bir şey. Evet. Çok güzel bir şey yok gerçekten. Annem, dök suyunu dök kuzum. Döküyor mu? Dök annem. Döküyorum. Buyurun. Dök bayağı dök. Sakin sakin. Sakin. Ülkeli mi döküyor? Yok ülkeli dökme. Ülkeli dökersen bak elinde şey var. Kafaya bir yapıştırın. Ne yapayım ben şakayı çok severim. Deryacığım ya. Evde de böyle mi? Gelinle de böyle misin? Ah gelinler yanımda olsa yok ki kimse yok. Ben Konya'da. Onlar Hanya'da ben Konya'da. Yeter mi? Yanımda bu olsa da yok. Dök dök dök. Ömrüne ömür katılır vallahi Naciye Hanım'la. Ama günlerimizde sıralarımızda bensiz oturmazlar. Tamam anne. Tamam anne. Bir şey söyleyeceğim. Pişerken de karıştırılacak ama. Tabii bunun özelliği o zaten. Bunun yani özelliği... Zaten benim görevim o. Çorba karıştırmaya geldi. Çorba karıştırmaya geldi. Bir kaşık tereyağı salarım içine çok güzel olur. İsteyen bunu yüzüne de yapabilir. Ben böyle içine yaparım. Ya bazı daha yemekler hakikaten evet. Çok güzel de. Hakikaten çok güzel de. Alalım efendim. Yani, dur efendim biraz daha tavuk olmazsa suyu. Olmazsa olmazlardan bir şey yemek bu. Evet tavuk suyu et suyu o da çok yakışır. Yani ben ölçümü şöyle kar elime dökübüreceğim. Ben açayım efendim. Tavuk suyu mu et suyu mu? Tavuk suyu da güzel olur et suyu da. Şöyle bir bardak daha. Şey. Nohut da çok güzel yakışır buna nohut. Haşlanmış nohut da koyabiliriz. Evet haşlanmış nohut da koyabiliriz. Hadi buyur çocuğum bunu sen bir şey et bakalım. Geldim ocağı efendim. Ocağı açayım mı ben? Yakıyorum. Tek özelliği bu an çiğdince karışacak. Al annem eline. Hah.
Hanımına da yardım et. Hanıma ediyor musun evde yani? İstin istin. Çok. Hadi. Çünkü benim hanım biraz küçük, bir de hep yani öğrencilik hayatı olduğu için o yüzden yemekleri beraber yapıyoruz.